Evet gençler, şimdi de Gold Test 2'ye geldik. Hemen başlayalım sorulara. Diyor ki çiçeğin yapraklarında bazı ondalık sayılar verilmiştir. Bunların rasyonel gösterimleri eşit hangisi yoktur diyor şıklardan. Şimdi tek tek istersen şıklardakiyle yapalım, istersen yapraktakileri. Yaprakta daha fazla var, şıkları yapsak daha iyi. Yani bunları virgülüye çevireceğim. Yapraktan karşılaştıracağım. Bu 4 çarparsak 25'te 125 bölü 100 yapar. Biraz daha aşağı ineyim. Bu da 1,25 yapar. Yani bu yaprakta olduğu için A var. 8 bölü 20 diyor. Direkt 2'ye bölelim bunları. 4 bölü 10 olur. Bunu da yazarsam 0,4 olur. Bu da var bakın burada. 15 bölü 50 diyor. Bunları da 5'e bölsem ikisini de arkadaşlar. 3 bölü 10 olur. 3 bölü 10 da 0,3 olur. 0,3 diye bir şey yok. Bunu geçtim. Bunu da çarpalım 2 ile. 8 bölü 10 olur. Bu da 0,8 olur. Bu da var. Demek ki olmayan şık C olmuş oldu. Geldik 2'ye. 1 bölü 3'ün hangisi farklı gösterimi değildir diyor. Şimdi bir kere 1 bölü 3 demek 1'i 3'e bölsek arkadaşlar. İçinde yok. 0 ekledim. 0 virgül yaptım. 3 kere 3 9. 1. 0 ekledim. 3 kere 3 9. Yani 3 3 gittiği için A şık gibi olabilir. Zaten 1 bölü 3'ü çarpsam 2 ile 2 bölü 6 da olur. B de olur. Yine 1 bölü 3'ü çarpsam 3 ile 3 bölü 9 da olur. Yani bu da olur. Ama böyle bir gösterim olmuyor. Çünkü devili çıkıyor. Geldik 3'e. Bunun gösterimi hangisi değildir, hangisidir diyor. Çok kolay. Hemen eksi 2 tam 11 bölü 20'de 20'yi çarparsam 5'te yani kesir kısmını. Eksi 2 tam 55 bölü 100 olur. Bunu da yazarsam eksi 2 virgül 55 olur. Yani Bursa. Yine kartlarda yazan sayılar var. Bunların eşleşmeyeni şıklarda bulacağız. İsterseniz yine şıklardakileri virgüllü yapalım. Kartlara karşılaştıralım. Çarpalım 5 ile. 45 bölü 10 yapar. 4,5 yapar. Bu kartlarda var. Bunu da çarparsam 2 ile. Eksi 18 bölü 10 yapar. Eksi 1,8 yapar. Bu da var kartta. Zaten paydası 10. Eksi 0,4 yapar. Ama öyle bir şey kartlarda yok. Geldim 5'e. Hangileri doğrudur diyor. Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır diyor. Hatırlayalım. Şöyle bir tablomuz vardı bizim. Bir kere doğal sayılar en içte. Sonra tam sayılar en dışta da ne diyelim? Q yani rasyonel sayılar. Burada doğal sayıların hepsi rasyonel sayının içinde olduğu için her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Doğru. Her rasyonel sayı bir tam sayı değildir. Çünkü her rasyonel sayı örneğin 3 bölü 4 diyelim. Bu bir rasyonel sayı ama 3 de tam bölünmediği için tam sayı değildir. Bu yanlış. Eksi 5 rasyonel sayıdır. Çünkü altında 1 yazdığımda pay payda haline gelebiliyor. Demek ki 1 ve 3 doğru olmuş oluyor. Geldik 6'ya. Bunun gösterimi hangisidir diyor. Bunun zaten paydasını 10, 100 mi yapamadığım için direkt ne yapacağım? 2'yi 3'e böleceğiz. 2 de yok. 0, 0 virgül koydum. 6 kere var. 18 kaldı 2. Bir daha 0 koydum. Bir daha 6 kere var. Bir daha 18, bir daha 2 kalacak. Demek ki bu 6, 6 gittiği için 6'da devir çizgisi olması gerekir. Geldik buraya yine. Termometredeki ondalık gösteriminin hangisinde yanlış olduğunu sormuş bize. A şıkkından başlayalım. Paydayı çarpalım 2 ile. Eksi 5 tam 2 bölü 10 olur. Bu da eksi 5 virgül 2 olur. Yani A termometresindeki doğru. B'ye bakarsak zaten paydası 100. Eksi 8 virgül 14 olacak. Zaten B'de bu var. Doğru. C'yi çarparsam 125 de 1000 olur 8'i. 3 tam 125 bölü 1000 olur. Bu da 3,125 yapar. Ama burası 3,25. O yüzden C yanlış. Geldim 8'e. Eksi 5 ve eksi 4 arası 5 parçaya bölünmüş. Bir kere bu A sayısı eksi 4 tamdan sonra olduğu için çünkü sola gidiyorum. Eksi 4 tamlı. 5 parçaya bölündüğü için payı 5. 2 gidildiği için paydası 5'ti pardon. 2 payı da 2 olacak. Bunu ondalık yapmak için paydayı çarpacağım 2 ile. Eksi 4 tam
4 bölü 10 olacak. O da eksi 4,4'tür. Ben en sonuna 0 istersem koyabilirim. 40 da yazabilirim yani. B şıkkı olur. 9'a geldim. Buna göre diyor ki virgülden sonraki 7. rakamı ile 10.000. rakamının farkını soruyor. Bu nasıl gidiyor? 2,1573'ten sonra bakın 573 hep aynı diyor. 573, 573, 573, 573, 573 diye gidiyor. Virgülden sonra 7. rakam. Gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3'müş. X'imiz 3. Eksi 11. diyor. 7'de kaldım. 8, 9, 10, 11'de 5'miş. 3 eksi 5. Bu artı 3 demektir. Farklı işaretleri çıkarırım. 2, 5'ler fazla. Yani eksiler fazla 5 tane. Eksi 2. O da Bursa. Soru 10. Zaten buradaki aslında bize tabloyu ben az önce size soruda söylemiştim. En geniş hepsini kapsayan rasyonel sayı. Sonra tam sayı en dar olanda, en içte olanda doğal sayı. Yani doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı A doğru. Geldim 11'e. Yine hangisinin olmadığını soruyor. Buraya bakarsak isterseniz bunları yine virgüllü yapalım. 25'i 9'a böleceğim burada mecburen. Çünkü paydayı 10.000 yapamıyorum. Nasıl yaparım peki bunu? 9 kere 2, 18 kaldı 7. 70 yaptım, virgül kaydım. 9 kere 7, 63 yapar. Kaldı 7. Bir daha 0 koydum. Bir daha 7. Demek 7, 7 gittiği için bu 2,7 devirli. Yani var bu. Burada. Zaten bu 2,7 çünkü paydası 10. Bu da var bakın burada. Bu ise 2,27 bölü 90. Buna gelirsek 27 90'a böleceğim. Ama buna bakalım önce. Bu 0,27 demektir. Yani bu var. Zaten bunun olmadığı ortaya böyle çıkacak. Evet, böylece Gold testi bitirdik. Herkese iyi çalışmalar.